İran dün nükleer programı ile ilgili iki yeni açıklamada bulundu. Önce ilk kez bir reaktörde kendi geliştirdiği nükleer yakıtı kullandığını ilan etti. Sonra da bir nükleer tesiste yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünü devreye soktuğunu. Her iki açıklamada İran'ın kendi nükleer yakıtını üretme kapasitesine sahip olduğunu dünya kamuoyuna gösterme niyeti taşıyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yapılan açıklamaların üzerinde durmadı, gelişmelerin abartıldığını ileri sürdü. Mahmut Ahmedinejad, ulaştırma ve trafik planlamacılığı alanında doktora yapmış bir mühendis olabilir ama nükleer fizikçi rolünü de hayli benimsemiş gibi. İran Cumhurbaşkanı Tahran'daki bir reaktör için yeni imal edilmiş yakıt çubuklarını test etti. Bu yakıt çubukları Batı'nın hiçbir katkısı olmadan geliştirilmiş olmaları anlamında bir ilik. Bilimsel başarıları kendileriyle sınırlandırıyorlar. Bilimi insanlığa karşı kullandılar. Bilim insanların refahına hizmet etmeli. Dostluk, saygı ve adalet temelinde uluslararası ilişkilerin geliştirilmesinde kullanılmalı. Cumhurbaşkanının devlet televizyonunda yaptığı açıklamaların belki de en önemlisi, uranyum zenginleştirme programı için 3000 yeni santrifüjün devreye sokulduğunu söylemesiydi. Bu, İran'ın nükleer silah geliştirme hedefiyle hareket ettiğini kanıtlamıyor. Ancak nükleer silah geliştirme becerisini önemli oranda arttırıyor. Eğer İran'ın 3000 yeni santrifüjü devreye soktuğu doğruysa bu gayet önemli bir gelişmedir. İran nükleer silah geliştirmek isterse ihtiyaç duyacağı zaman hayli kısalacak demektir. Peki ne kadar daha az zaman? İşte uluslararası gözlemcilerin yanıtını arayacağı soru bu. İran'ın nükleer programı üzerinde yapılan müzakerelerin sonuncusunda hiçbir sonuç elde edilememişti. Ancak İran şimdi Batı'ya müzakere masasına yeniden oturmaya hazır olduğunu söylüyor. İran hükümeti baskıyı ve provokasyonu tırmandırıyor. Ancak bir yandan provokasyon yapıyor, diğer yandan müzakerelere oturalım diyorlar. Bir kırmızı hat var ve bu hat nükleer silah geliştirme eşiğinin aşılmaması. Son açıklamalar İran'ın nükleer silah geliştirme hedefini ortaya koyması açısından endişe uyandırsa da Tahran bu hedefe hala çok uzak. Peki Tahran nükleer programıyla ilgili bu açıklamaları neden şimdi yaptı ve açıklamaların hedef kitlesi kim? İki hedef kitle var. İlki İran halkı. İran'da iki ay sonra seçimler yapılacak ve bu açıklamalar bir açıdan İran'da milliyetçi duyguları kabartmayı amaçlıyor. Bir önceki seçimlerde milyonlarca kişi sokaklara dökülmüştü. Şimdi bu yolla biz büyük bir rejimiz, önemli işler yapıyoruz, bize oy verin diyorlar. Ancak asıl mesaj uluslararası topluma. Biz hedefimizin peşinde gidiyoruz. Bizim gözümüzü korkutamazsınız mesajı bu. Bu hafta İsrail, İran'ı, Hindistan, Tayland ve Gürcistan'daki diplomatlarına yönelik suikast girişimlerinde bulunmakla suçladı. İran suçlamaları reddetti. Bölgede gerilim tırmanıyor ve müzakere masasına bir an önce oturulması giderek daha çok önem kazanıyor.